Bir Helicobacter pylori eradik ettiğiniz zaman adamın hayatını kurtarıyorsunuz. Bu hiçbir tedavide bugüne kadar göstermiş bir başarı değildir. Demek ki no Helicobacter pylori, no peptik ülser aforizması, peptik ülser hastalığı vakalarının %95'inde geçerlidir. Helicobacter pylori gram negatif, spiral bir bakteridir. İnvaziv bir bakteri değildir. Mukus tabakası içerisinde epitele temasla varlığını devam ettirir. Ama bu temas dahi ondaki yani kişideki immün sistemi uyarmak için yeterlidir. Ve bütün bu zincirin oluşmasına neden olur. Görüldüğü gibi HP önce yüzeyen süperficial gastritis, sonra kronik gastritis, dekatlar içerisinde düğünden sebebi gastrit ülsercisi gelişir. Daha sonra kronik atrofik gastritik, gastrik atrofi, intestinal midir, dispepsi ve kanser. Bu artık kesindir. Yani Helicobacter pylori gastrit yaptığı gibi ülser yapmaktadır ve dekatlar geçtikçe kronik gastritis, atrofik gastritis, intestinal metastazı ve dispepsi ve kansere yol açtığında ortaya konması üzerine ilk defa klinik bir tablonun ortaya açıklanması nedeniyle Nobel ödülü verilir, temel bilimlerde verilir. Ve böylece 2005 yılında Nobel ödülü Warren ve Marshall'a verildi ve gerekçesinde Nobel ödülünü veriş gerekçesinde tarihi anlatabildiğim başarısı mucizeler yaratıcı bir tedavi dilinde ortaya çıkması ve kanseri de tarihe karıştırma ki en önemli faktör olabileceği tedavinin ortaya konmasıyla bu ödül kendilerine verilmiştir ibaresi kullanıldı. Bu gerçekten biz hekimler için bu günleri görmek büyük bir şanstır. Evet, peptik ülser hastalığında iki etiyolojik faktör vardır bugün ana. Bir, Helicobacter pylori, iki, nosyonlu antiinflamatuvarlar, bifosfonatlar vesaire. Yani diyorlar mı üzerinde %95 vakada etiyolojik faktör Helicobacter pylori'den, gastrik ülserde %70-80. Bunun dışında ikinci önemli faktör non-steroid antiinflamatuvarlar. Diyodon ülser için %5, gastrik ülser için ise %25. Bu nedenle yaşlılarda non-steroid antiinflamatuvar yoğun şekilde kullanıldığı için yaşlı popülasyonda Helicobacter pylori'nin yanında gastrik ülser etiyopatogenesinde non-steroid antiinflamatuvarlarında önemli rol oynadığını bilmeliyiz. Non-steroid antiinflamatuvar verdiğiniz vakalarda HP eradike edersiniz etmezsiniz ama mutlaka önleyici, koruyucu bir ilaç vermemiz yani proton pump inhibitörü vermemiz gerekmektedir. Bu çok önemli bir slide. Görüldüğü gibi HP eradikasyonunda optimum başarı sağlamak için proton pump inhibitörü kullanmaya mecburuz. Çünkü antibiyotikleri yalnız başına kullandığımız veya iki antibiyotik kullandığımız zaman tablolardaki başarı %20 ile 60'lar arasında değişmektedir. Hatta daha düşük olma olasılığı yüksektir. Ama biz bu tuzların etki mekanizmaları farklı olduğu için o üçlü tedavide de yerini hala korumaktadır. Helicobacter pylori bulunduktan sonra biz de yoğun şekilde araştırmalar yaptık. Ve ben şunu gerçekten ileriyi görmenin bir sanat meselesi değil, bir bilgi meselesi olduğunu ortaya koymak istiyorum. Okudunuz iyi anlarsanız gelecek hakkında da yorum yapabilirsiniz. İşte bu slide onu gösteriyor. 95 yılında yaptığım araştırmalarda dedim ki Türkiye'de proton pump inhibitörü artı amoksilin artı kromit iki antibiyotik verdiğiniz zaman bir hafta verirseniz düşüktür. Eradikasyon 72. Çünkü optimum beklenen eradikasyonun minimum %85 olması gerekir. Dedim ki iki hafta verirseniz %90 oluyor. O zaman dedim ki kardeşim bunu iki hafta vereceksin. Bizim arkadaşların çoğu dedi ki yok efendim bir hafta değil. Neymiş? Çünkü Avrupa'da biri bir yapmış bir hafta yedirdi bizikilerle bir hafta. O bir cinayettir. Bir cinayettir. Bugün deniyor ki bütün 2014 itibariyle Helicobacter pylori eradikasyonunda şayet üçlü tedavi, dörtlü tedavi iki hafta vereceksin. Bir hafta verdiğin zaman sen farkına varmıyorsun. Bir yıl içinde nüks, iki yıl içinde nüks oranı artmaktadır. Yani böylece hiç vermesen daha iyi. O bakımdan mutlaka iki hafta olacaktır. Bakın 95 yılında bizim ortaya koyduğumuz neticeyi
bugün bütün dünya 2014 yorumlarında kesin olarak 2 hafta olacaktır ibaresini kullanıyor. Biz bu tuzun etki mekanizması farklı. Rantin bizmut substrat vardı o zaman, amoksin artık klarin tuz verildiği zaman benzer etkiyi göstermektedir. Efendim zaman içinde üçlü tedavide başarısızlık görüldü. Kanun, üçlü tedavi birinci seçenek. Türkiye'de koca koca üniversitelerde, Avrupa'da bir sürü meşhur adam kanun, Helicobacter pylori tedavi, üçlü tedavi birinci seçenek tedavidir. Zaman içerisinde görüldük üçlü tedavinin de zaman içinde etkisi kayboldu. Bilim ve araştırıcı devamlı konuşmak için. Bir, neden bu başarısızın nedeni? Çünkü 7 gün kullandı arkadaşlar. Büyük yanlış yaptılar. 2, uygun olmayan tedavi verdiler. 3, hekim direnişli. Hekim konuyu iyi bilmediği için o da kendi kendine duyduğuyla idare etti. Bunun nedenlerinden bir tanesi başarısız olması üçlü tedavinin klerotomisine karşı zaman içerisinde direnç gelişmesi toplumda. Bu direnç bütün dünyada görüldü. Mesela Türkiye'de %50'ler civarında HPV'ye karşı direnç gelişti. O nedenle eradikasyon oranları %90'lardan 55-60'lara kadar düştü. Fakat bu arada çok enteresan bir şey var. Uyur gezer çoğu. Biri hemen fark etti. Dedi ki karaciğerimizde sitokrom P450 sistemi diye bir sistem var. Bu dışarıdan alınan çeşitli toksik faktörleri vesaireyi non-toksik hale getiren bir sistemdir. Yani ksenobiyotik denilen faktör dış dünyadan alınan çeşitli faktör, yiyecek, içecek, ilaçlar vesaireyi insan için zararsız hale getiren bir sistem vardır karaciğerde. Sitokrom P450 sistemi. Bu sistem çalışmazsa zaten o zaman her şey aldığınız şey zehir etkisi yapar, ölürsünüz. İşte insanların bu sistemi gelişenler hayatta kaldı evrimde, diğerleri kayboldu gitti. Sitokrom P450 sistemi hala hepimizde aynı güçte değil. Mesela farz edelim hanımefendinin sitokrom P450 sistemi hızlı metabolize edeceğim. Bir enzim aktivitesi yüksekse 2C19 için örnek verelim. Proton pump ünitesi alıyor hızla. Hepsini anlatayım ne yapıyor? Non-toksik hale getiriyor. Yani etkinsiz etki etmeyen hale getiriyor. O zaman alıyor hanımefendi PPI'yi diyor ki bana hiç etki etmiyor. Bakıyorsun araştırıyorsunuz ki enzim sistemini hızlı metabolize. Onu ne yapmamız gerekiyor? Yüksek dozda vermemiz gerekiyor. Veyahut da A PPI'ni değil B PPI'ni vermek gerekir. Önümüzdeki yıllarda insanlar sitokrom P450 sistemindeki aktivite sistemi kimlik kartlarının üzerinde yazacaktır. Doktor bakacak diyecek ya buna şu ilacı vermem gerekiyor. Veya şu dozu vermem gerekiyor. Veyahut da küçük doz vermem gerekiyor. Yüksek doz verirsem kötü etki edecektir diye çekinecektir. Demek ki biz günümüzde yanlış tedavi programlarımızdan bir sürü hasta da zaten ilacı alıyor, ilacı almaktayken hakkın rahmetine kavuşuyor yani. Maalesef. Şimdi gelelim buraya. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sitokrom P450 sistemi 2C19 yani PPI'ları metabolize eden enzim sistemine bakıldığı zaman Çin, Japonya, Tayland, Vietnam gibi Asyatik ülkelerde karaciğerlerinde bunların hızlı extensive metabolizer dedikleri hızlı metabolize eden oranı düşük. Gelelim Türkiye'de bu neymiş? %77. Biz proton pump inhibitörünü alıyoruz. Süratle metabolize ediyoruz. Etkisi görülmüyor. Az görülüyor. Ama aynı miktarda ilacı Çinli'ye verdiğiniz zaman adam çok iyi geliyor. 20 miligram veriyorsun iyi. Bize iyi gelmiyor. Bizde ne yapmamız gerekiyor? O zaman dozu arttırmamız gerekiyor. Çünkü Çinli prop metabolize ettiği için %4'te biri ilacı zaten azlıkla versen adama çok iyi geliyor. O nedenle Fatma Hanım ona diyelim ki hızlı metabolize ediyor. Onun dozunu arttırmamız gerekir. Ayşe Hanım'ın ki pur metabolize, zayıf, fakir anlatımı enzimi fakirse ona biz normal doz verdiğimiz zaman o anlatımı o ilaçtan istifade edecektir. O nedenle hasta bana bu ilaç iyi gelmiyor dediği zaman yapılacak birincisi şudur, dozu arttırmak. İki, yine iyi gelmiyor diyorsa o ilacı değişip bu enzim sisteminden daha az etkilenen bir proton pump inhibitörünü vermek gerekir. İşte ki burada yapılmış çalışma hızlı metabolize edilenler
sistemde omeprazolle amoksilini tedavi verilmiş 1/4'ünde eradikasyon var. Pur metabolizden yani enzim sistemi fakir olan, ilacı parçalayamayan sistemi olanlarda ise %100 eradikasyon. O nedenle ne demektir bu? Bir insan enzim sistemini bilmeden doğru düzen reçete yazmamız da mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta başı yapılıyor. Tahminim önümüzdeki yıllarda daha kolay bütün dünyada bu enzim sistemi kullanılacaktır. Özellikle bazı kalp ilaçları kullanılmasında da sitokrom P400 üzerindeki polimorfizmini ortaya koyan tetkikler gündeme gelecektir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Helicobacter pylori eradikasyonunda başarılı olabilmek için midede pH'ı 5'in üzerine çıkarmak gerekir. 6'ya 7'ye çıkarmanız gerekir. Çıkaramazsanız eradik edemezsiniz. Çünkü neden? pH arttıkça, 7'ye yaklaştıkça bakteri nereye gelmektedir? Bölünme formuna dönüşmektedir. Bölünme fazına geldiği zaman bakteri antibiyotiklere karşı duyarlı olur bölünme fazında. O zaman bölünme fazına sokmamız gerekir bizim Helicobacter pylori'yi. Eğer bölünme fazına sokmazsak ilaç etki etmiyor. O nedenle pH'i ne yapmamız gerekiyor? Yükseltmemiz gerekiyor 6'ya, 7'ye. Bunun için ne yapmamız gerekecektir? Proton pompa inhibitörünü Helicobacter pylori eradikasyonunda eskiden olduğu gibi küçük doz değil, çok çok yüksek doz vermeniz gerekiyor ki başarılı olalım. Bu çok önemli. Bak görüldüğü gibi burada adam yapmış çalışmayı. 2003 yılında yaptığı bir çalışmada diyor ki benim yaptığım çalışmalara göre eğer sitokrom P4 düzeyli size 2C19'da polimorfizm olan vakalarda eğer yapılacak tetkikler göz önüne alınacak olursa şunu söyleyebilirim diyor. Yüksek doz pH'ye çıkmak için proton pomp inhibitörü dozunu arttıracağım. Eskiden sabah akşam verdiğiniz diyor PPI'yi günde 4 defa vereceksin. Sabah, öğleden, akşam, gece yatarken. Ve böylece pH'i yukarıya çektiğin için verilen antibiyotik etkili olacaktır ve eradikasyon şansı artacaktır. İnanılmaz anlatabildim bir tartışmayı. Gündeme getirmiştir. Hala tartışılmaktadır. Fakat veriler yeterlidir. Dikkatini çekmek isterim. Yine Türkiye'den benim konferansımı sizin gibi dinleyen bir hekim arkadaş benim ismimi de yazmış. Ben adama hiçbir şey de söylemedim. Sonra diyor hocam diyor bunu diyor siz söylediniz biz onun için yaptık. İstanbul'dan Ali Tüzün İnce diye bir arkadaşımız proton pomp inhibitörünü günde 4 defa sabah öğleden akşam gece yatarken vermiş. Amoksikli sabah akşam bir tane vermiş. Ve daha önce yaptığı çalışmadaki günde 2 defa PPI amoksil günde 2 defa verilen klaritromisin ilanının üçlü tedavi sonuçları karşılaştığı zaman yüksek doz proton pomp inhibitörü kullandığı zaman %81 eradikasyon sağlamış. Öbüründe üçlü tedavide ise %63,8. Bu nedenle gelişen bilgiler bize şunu söylemektedir. Bu şekilde Azerbaycan'da yapılmış tedavi yoktur. Çok söyledim arkadaşlara yaptım diye. Ama ben şahsen yani birinci basamakta çalışan hekimler halkına hizmet etmek istiyorsa Helicobacter pylori Azerbaycan'da da Türkiye'de %85-90'lardadır. Yetişkin bir adamda yaşı 50'nin altında size geldiği zaman adama 4x1 proton pomp inhibitörü 4x1 amoksinin PPI'ler aç karnına proton pomp inhibitörleri amoksinin yemekten bir saat sonra 2 hafta verecek olursanız adamın kanser olmasını önlüyorsunuz bakın. Bundan büyük adama iyilik olabilir mi? Bundan büyük vatan hizmeti olabilir mi? Bir nesli ve toplumu kurtarmanın yolu bilimdir. Bilimin dışındaki her şey pasapis olur. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Demek ki proton pomp inhibitör hangi size? Sabah, öğlen, akşam, gece yatarken. Amoksilin sabah, öğlen, akşam, gece yatarken yemekten bir saat, 1,5 saat sonra vereceksiniz. 2 hafta vereceksiniz. Bu adama yapılabilecek en büyük iyiliktir. Yani bu iyiliği yaptığınız zaman işte doktor demek o demektir. Adam diyecek ya bir ilaç verdi kardeşim 40 yıllık sorun kökünden çözüldü. Bunun dışında eğer bizmut varsa o ülkede bakın bizmut hala geçerli. 4x1 bizmut.
artı proton pump filtre diyorum. Bunda 2 çarpı